Şimdi sizinle ilgili internette bir araştırma yaptığımda şöyle enteresan bir anekdot da buldum ki şimdi kareleri birleştiriyorum. O kadar zengin, çok katmanlı bir yapınız var ki hani hem gördüğünüz şehirler, yaşadığınız hayata evet. karışmanız sebebiyle tanık olduğunuz şiveler vesaire. Bunların kaynağını takdir edebiliyorum ama seyirci özellikle Cübbeli Ahmet Hoca özelinde sizin onun şivesi gibi konuştuğunuzu, özellikle Yahşi Batı filmindeki Şerif karakteri de ona benzetmişler. Ben de herhangi bir ilham aldınız mı diye sormak istiyorum. Soru gelsin. Efendim Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuşma şeklini taklit ettiniz mi? Hayır. Şimdi Arok filmini çekerken 2008 yıllarında Afyon'da Döver Vadisi'nde çektik Arok filmini. Filmi çekerken filmin çekiminin ortalarında sette böyle dinlenirken Cem Yılmaz dedi ki ya bir kovboy filmi yapalım dedi. Kovboy filmi dedi Türkiye'de Anadolu'da geçsin dedi. Herkes dedi Orta Anadolu şivesiyle konuşsun. Hatta dedi oradaki Şerif dedi. Şener abinin rahmetli babası oyuncu Ali Şen gibi konuşsun. Ali Şen'i biliyorsunuz öyle hani bir köyde böyle bir uyanık muhtar, uyanık köylü tiplemesi vardır. Yani ulan nerede ulan falan diye böyle köpürüp coştuğu şeyler vardır. Ozan da dedi ki çaldı ıslık dağdaşı tuttu, kutluyu iki denge geçir dedi. Oradan birisi başka bir şey söyledi, başka biri söyledi. Tamam abi dediler biz bunu film olarak yapıyoruz. Sonra da Arok filmi bittikten sonra işte artık o senaryonun yazım aşamasında Cem herhalde şöyle düşündü. Ya şimdi herkes Orta Anadolu şivesiyle konuşsun. Böyle bir kovboy filmi yapacağız ama herkes Orta Anadolu şivesini konuşamayabilir. Öyle olunca da sakin kalır. En iyisi sadece Şerif konuşsun bunu deyip sağ olsun bana Şerif Lloyd'u yazdı. Tabii ki karakterin yaratılmasında onun çok çok büyük emeği var. Bütün repliklerine kadar, noktasına virgülüne kadar. Sonra oturup birlikte çalıştık. Hatta filmde de şöyle bir sahne var. Gramofondan beni dinliyorlar. Sesimi taklit etmeye çalışıyorlar. Orada Cem onu özellikle yazdı ki herkes hevesini alsın. Hani Orta Anadolu şeyle konuşmasını ve bir tek Özkan abininkini ha tamam bu diyorlar. Orada da Özkan abi beni taklit etmiyordu. Ben kameranın arkasından konuşuyordum. Özkan abi sadece dudaklarını oynatıyordu. O da bizim için bir arı kaldı. Yani Şerif Lloyd'un Cübbeli Ahmet Hoca ile hiçbir alakası yok. Onun esinlendiğim kaynağı rahmetli Ali Şen ve bir de konservatuvardaki çıbıklı çaycımız Sadık Dayı vardı. Sadık Karataş. İkisinden birden harmanlayarak öyle bir şey yaptım Şerif Lloyd'a. Onun için şeyle alakası yok Cübbeli Ahmet Hoca'yla. Peki bunu da burada netleştirmiş olduk. Sosyal medyada ciddi merak edilmiş çünkü.